Kosova ve Sırbistan plaka krizinde çözüm yoluna girdi. İki ülke gerilimi azaltma ve ilişkileri normalleştirmekte anlaştı. Nihai anlaşmanın gelecek yıl imzalanması bekleniyor. Kosova ve Sırbistan müzakerecilerinin Brüksel'de anlaşmaya vardığını açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell kritik gelişmeyi bu sözlerle duyurdu. Kosova ve Sırbistan arasındaki plaka krizinde müzakereler sonuç verdi. İki ülke temsilcileri Brüksel'de Avrupa Birliği arabuluculuğunda görüşmeleri sürdürüyordu. Haftalarca anlaşmaya varılamadı. Müjde çarşamba akşamı geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell iki ülkenin gerilimi düşürme ve ilişkileri normalleştirme konusunda anlaştığını duyurdu. Buna göre Sırbistan, Kosova kentlerini simgeleyen araç plakası vermeyi sonlandıracak. Kosova'da araçlara yeniden ruhsat vermeyi durduracak. Kosova Başbakanı Albin Kurti gelişmeye meclis konuşmasında değinerek tarih verdi. Nihai anlaşma en geç gelecek bahar aylarında imzalanır dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ise temkinli konuştu. Barış sağlandı ancak kutlama zamanı değil dedi. Bu bizi daha zor bir duruma götüren küçük bir zafer. Önümüzde zor zamanlar var ama halkımız için, barışı sağladığımız için memnunum ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki tansiyon Kosova'nın ülkedeki Sırplara Kosova plakası zorunluluğu getirmesiyle yükseldi. Kararı kabul etmeyen Sırplar protesto başlattı. Sırbistan'a giden sınır kapıları kapatıldı. Tansiyon Kosova'nın kararı ertelemesiyle düştü. Kosova'nın kuzeyinde yaklaşık 50 bin Sırp yaşıyor. Ne hükümeti ne de aldığı kararları tanıyorlar. Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Fakat Sırbistan burayı hala kendi toprağı olarak görüyor.